Atatürkler tarih boyunca ulu devletler, imparatorluklar kurmuştur. Günümüzde Türk'ün yaşamadığı coğrafya yok denecek kadar azdır. Birçok bağımsız ve özel Türk devleti bulunuyor. Sancaklarını bağımsız bir şekilde dalgalandıran Türk devletleri her daim gelebilecek saldırılara karşı tetikte olmak durumundadır. Bu videomuzda bağımsız Türk devletlerinin askeri güçlerini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık 15 bin güvenlik kuvveti bulunmaktadır. Bu kuvvetler esas olarak 18 ila 40 yaş arasındaki Kıbrıslı Türk erkeklerden oluşan zorunlu askerlerden meydana gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile yakın ilişkileri sayesinde benzer rütbe yapısını paylaşmaktadır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin zorunlu askerlik görevi bulunmaktadır. Türkiye'nin garanti rolü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaklaşık 35 bin Türk askeri bulunmaktadır ve bu güç caydırıcılık rolüne büyük önem taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz kuvvetleri 2023 Mart ayı itibariyle Boğaz, Lefke ve Serdarlı adlı modern saldırı botları ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak ülkenin hava kuvvetlerine ait uçak veya helikopter bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında düzenli olarak ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirilmekte ve bu tatbikatlarda bölgedeki araba kurtarma operasyonlarının önemine dikkat çekmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini güçlendirmek için yapılmaktadır. Moğolistan 2024 yılı itibarıyla küresel askeri güç sıralamasında 145 ülke arasında 105. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 200 bin asker gücüne sahiptir. Bu değerlendirme ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra lojistik yeteneklerini de içeriyor. Moğolistan'ın askeri envanteri 470 tank, 3600 zırhlı araç ve 120 çok namlulu roket atar sistemini kapsamaktadır. Kara kuvvetlerinde bulunan askeri araçların %60 ila 75'lik bir bölümü genel bakım, modernizasyon ve yenilenme durumlarına bağlı olarak operasyonel olarak kullanıma hazır durumdadır. Moğolistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 3.3 milyon kişi civarındadır ve ülkenin savunma bütçesi 2022 yılı verilerine göre 0.12 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Askeri personel sayısına dair son güncel veriler 35 bin civarında aktif askeri personel olduğunu göstermektedir. Rezerv askerlerle birlikte bu sayı 200 bine kadar yükselebiliyor. Moğolistan denize kıyısı olmayan bir ülke olduğu için deniz kuvvetlerine sahip değildir ve nükleer silah kapasitesi de bulunmamaktadır. Kırgızistan, küresel askeri güç listesinde 145 ülke arasından 100. sırada yer alıyor. Ülkenin savunma alanındaki varlıkları, kara kuvvetleri envanterindeki 215 tank, 2772 zırhlı araç, 64 öz savunma topçu birliği, 306 çekili top ve 36 çok namlulu roket sistemi bulunmaktadır. Askeri birimlerin kullanılabilirlik oranları, genel bakım, modernizasyon ve yenileme göz önünde bulundurularak tahmin edilmiştir. Bu sayılara göre tankların %65'i, zırhlı araçların %65'i ve topçu birliklerinin %65-74'ü kullanıma hazır durumda. Kırgızistan'ın askeri doktrini, ülkenin coğrafi ve stratejik özelliklerinin de göz önünde bulundurarak şekilleniyor. Özellikle havacılık kapasitesi ve hava savunma konularında Rusya ile yakın işbirliği yapıyor ve bu alanda Rusya'nın yardımıyla güçlendirme çabaları sürüyor. Ülkenin sahip olduğu hava araçlarının çoğu Kant hava üssünde konuşlandırılmış durumda ve hava kuvvetleri envanterinde eğitim ve helikopter filosu bulunmakta. Kırgızistan'ın deniz kuvvetleri bulunmamakta ve nükleer silah kapasitesi de mevcut değil. Türkmenistan'ın askeri gücü 2024 yılında yapılan küresel değerlendirmelere göre dikkate değer bir envanteri kapsamaktadır. Türkmenistan, Global Firepower verilerine göre 145 ülke arasında kendisine 83. sırada yer buldu. 500 milyon dolar civarı bir savunma sanayi bütçesi olduğu tahmin ediliyor. Aktif personel sayısı ise yaklaşık 40 bindir. Kara kuvvetleri, genel bakım ve modernizasyon çalışmalarının bir sonucu olarak 680 tank ve 8312 zırhlı araç barındırıyor. Ayrıca belirli bir hazırlık seviyesinde 73 öz savunma topçusu ve 457 çekili topu da hizmete sunuyor.
Deniz gücü ise 3 korvet ve 31 devriye gemisiyle bölgesel suların korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hava kuvvetlerinde ise 100 civarı uçak, 30 civarı da helikopter olduğu tahmin ediliyor. Türkmenistan, askeri doktrin olarak tarafsızlık ilkesini benimsemiş durumda ve bu duruşunu savunma stratejilerine yansıtıyor. Nükleer gücü olmayan bir devlet olarak NPT'ye bağlı kalarak bu tür silahlara sahip olmadığı bilinmektedir. ...2024 yılında Özbekistan, küresel askeri güç incelemesinde 145 ülke arasında 65. sırada yer almaktadır. Savunma bütçesi yaklaşık 796.8 milyon dolar olarak belirtilmiş ve 68 bin kişilik bir askeri personel güce sahip olduğu bildirilmiştir. Bu personelin 48 bini aktif görevdedir. Özbekistan Kara Kuvvetleri envanterinde 270 tank, 5526 askeri araç ve 143 çok namlulu roket atar bulunmaktadır. Ancak ülkenin donanması ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır. Ki bu da ülkenin bir kara gücüne sahip olduğunu ancak deniz gücünün olmadığını düşündürebilir. Özbekistan Hava Kuvvetleri 115 savaşa hazır uçağa sahip. Bu uçaklar arasında 35 savaş uçağı yer alıyor. Bu bilgiler Özbekistan'ın küresel askeri kapasitelerini genel bir bakış açısıyla sunar. Askeri yapı, ülkenin karşı karşıya olduğu iç karışıklık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi sorunlara odaklanacak şekilde yeniden yapılandırılmış. Ayrıca Özbekistan Silahlı Kuvvetleri'nin bir kısmı özellikle elit ve daha yüksek hazırlık seviyesindeki birimlerde modern ekipmanlarla donatılmaktadır. Azerbaycan'ın 2024 yılı askeri gücü Global Firepower sıralamasına göre 145 ülke arasında 59. sıradadır. Rezerv personellerle birlikte 500 bine yakın bir asker sayısı vardır. Ülkenin savunma sanayi bütçesi 2.6 milyar dolar olarak belirlenmiştir ve bu rakamın 2025 yılına kadar 2.8 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Azerbaycan ordusu, kara kuvvetleri için 920 tanka, 29.312 zırhlı araca, 294 öz savunma topçusuna, 300 çekili topa ve 218 roket atar sistemine sahip. Deniz gücüne gelince toplamda 24 gemiden oluşuyor. Bunlar arasında 1 fırkateyn, 4 denizaltı, 15 devriye gemisi ve 7 mayın savaş gemisi bulunmakta. Askeri personel sayısının detayları gizli tutulmakla birlikte Azerbaycan özel kuvvetlerinin sayısını her yıl artırmayı ve yeni mavi bereli komando birimleri oluşturmayı planlıyor. Global Firepower sıralamasına göre 145 ülke arasından 58. sıradaki Kazakistan, 2024 yılı itibarıyla savunma bütçesini 7,5 milyar dolara çıkarmıştır. Aktif ve rezerv olmak üzere yaklaşık 500 bin kişilik bir askeri personel gücüne sahip olan Kazakistan, askeri kapasitesini arttırmış durumda. Ülkenin askeri envanteri, kara kuvvetleri, hava savunma sistemleri ve donanmayı kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede düzenlenmiştir. Kazakistan, çeşitli kara kuvvetleri, hava savunma, donanma, hava indirme ve özel operasyon kuvvetleri gibi farklı askeri birimlere sahiptir. Ayrıca barış koruma operasyonlarında da aktif olarak yer alarak uluslararası güvenlik çabalarında katkıda bulunuyor. Son verilere göre Kazakistan'ın envanterinde 1000'e yakın tank, yaklaşık 2000 zırhlı muharebe aracı, 187 uçak, 87 helikopter, 14 sahil güvenlik botu bulunuyor. Avrupa Hun İmparatoru Attila'nın torunları olan Macaristan, 2024 yılında Global Firepower sıralamasında 145 ülke arasında 54. sırada yer almaktadır ve 50 bine yakın aktif personeli bulunmaktadır. Bu değerlendirme, ülkenin kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve lojistik yeteneklerini içerir. Macaristan'ın askeri envanteri tahminen 208 tank, 7797 zırhlı araç, 23 kendi kendine hareket edebilen topçusu ve 295 çekili top içermektedir. Bununla birlikte roket atar sistemi envanterinde yer almamaktadır. 2023 yılı için Macaristan'ın savunma bütçesi, Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen 1.94 milyar dolar ve savunma fonu dahil toplamda yaklaşık 4.5 milyar dolara yükselmiştir. Savunma bütçesi, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %2.4'üne denk gelmekte
ve önceki yıllara kıyasla önemli bir artış göstermektedir. Savunma fonunun %47'si kara tabanlı yeteneklerin geliştirilmesine, %26'sı hava kapasitesine, %14'ü askeri altyapıya ve %13'ü diğer harcamalar için ayrılmıştır. Bu bütçe artışının savunma alımında belirgin bir odaklanmayı yansıttığı belirtilmektedir. Türkiye 2023 yılında savunma sektörüne yaptığı 40 milyar dolarlık yatırımla ciddi bir bütçe artışı gösterdi. Global Firepower sıralamasına göre 145 ülke arasında 8. sırada kendine yer buldu. Aktif askeri personel sayısının 520 bin olduğu Türkiye, çatışma durumunda yedek asker sayısıyla birlikte bu rakamın 43 milyona ulaşabileceğini belirtiyor. Savunma envanteri 1069 uçak ve helikopter, İHA ve SİHA gibi modern hava araçlarıyla çeşitlendirilmiş durumda. Ek olarak 60 bine aşkın zırhlı araç ve füze sistemleri gibi yer ekipmanları da dikkat çekiyor. S-400 hava savunma sistemine sahip Türkiye, yerli projelerle hava savunma kapasitesini arttırmayı sürdürüyor. Deniz kuvvetleri kapsamında ise Türkiye'nin filosu 16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 denizaltı ve gemisi ve 1 uçak gemisi de dahil olmak üzere toplamda 200'den fazla savaş ve destek gemisinden oluşuyor. Bu güçlü donanmayla denizlerdeki varlığını pekiştiren Türkiye, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerinde stratejik bir oyuncu olarak ön plana çıkmaktadır. Bağımsızlık sancağını dalgalandıran tüm Türk yurtlarına selam olsun. Özerk olup töresini kaybetmeyen tüm Türk topraklarına selam olsun. Zulüm altındaki Doğu Türkistan'a selam olsun. Güneş tuğumuz, gök çadırımız olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Neçe sirdaşın var, silahdaşın var. Tarihe gök olan.